yakıt miktarını veriyor. C noktasının bulunduğu saat ne kadardır diye sormuş. Şunu istiyor. Şimdi biz şöyle yapabiliriz. Şöyle renklerini değiştiriyorum ben. Şunu maviye boyuyorum. Şimdi mavi olanı ele alalım. Başlangıçta 140 litre yakıtla başlamış, 20 saatin sonucunda yakıtı bitirmiş. O zaman mavi olan, şuna da A diyelim hatta. Şöyle A demiş bana. A aracı 20 saatte 140 litre yakıtı harcamış. Şimdi 20'ye bölersek bunları, 1 saatte harcadığı yakıtı buluruz. Bu da 1 saatte 140'ı 20'ye bölüyorum, sıfırlar gider. 7 litre yakıt harcıyormuş. Mavi olan bunu yapıyormuş. Şimdi gelelim diğerine. Onu da şöyle kırmızıyla gösteriyorum. O da B olsun. B aracı. Şimdi B aracı da şunu yapacak. Şöyle gösteriyorum. Şimdi B aracı 100 litre yakıtla başlıyor. 30. saatin sonunda hepsini tüketiyor. Yani 30 saatte 100 litre yakıt harcıyor. Her ikisini 30'a bölersek 1 saatte 100 bölü 30, şunlar gider, 10 bölü 3 litre yakıt harcadığını buluruz. Kırmızı araç da bunu yapıyormuş. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Şurada geçen süre, C'ye kadar geçen süre X olsun. X'inci saatten ele alacağız. X'inci saat. Ya da X saat sonrası. Şimdi A aracı şunu yapacak. 1 saatte 7 litre yaktığına göre şöyle diyebiliriz. X saatte 7 çarpı X'den 7X litre yakıt harcar. Aynı şeyi kırmızı araca uygulayalım. Şurası 10 bölü 3'tü. Şurayı siliyorum. Buraya direkt 10 bölü 3 yazalım. Şöyle 10 bölü 3 litre harcayacak. Şimdi kırmızı araç 1 saatte 10 bölü 3 litre harcadığına göre X saatte, yani X'e çarparsak X saatte 10x bölü 3 litre yakıt harcar. Şimdi harcadıkları yakıt bu. Şurada ikisi birbirine eşitmiş. Şöyle bir bağıntı kurabiliriz. Mavi olan aracın deposunda kalan yakıt, yani şuraya biz K dersek, K ise kırmızı olan aracın deposunda kalan yakıt, şurası da yine K olacağı için 2K olacak. Yani şu parçalar birbirine eşit. Biri diğerinin 2 katı. Şimdi önce mavi olanınkini yazıyorum. Mavi olanın deposunda kalan yakıt x'inci saatin sonucunda k litre yakıt kaldı. Eşittir diyorum. Depoda başlangıçta 140 litre yakıtı vardı. X saatte bunun 7x'ini harcadı. Yani 140 eksi 7x kaldı. Aynı şeyi kırmızı için yapıyorum. Kırmızı olan aracın deposunda şu x'inci saate gelince 2k litre benzin kaldı, yakıt kaldı. Şimdi başlangıçta 100 litre yakıtı vardı. Aradan geçen x saatte bunun 10x bölü 3'ünü yaktı. Bunu eşitleriz. Şimdi şuradaki k'nın yerine biz 140 eksi 7x yazabiliriz. Bunu yazarsak 2 çarpı buradaki k'nın yerine, şu k'nın yerine 140 eksi 7x yazıyorum. Eşittir. Diğer taraf, tabii şurada da payda eşitlemesi yapabiliriz. Şöyle çapraz çarparsak 3 çarpı 100, 300. 300 eksi 10x bölü 3 olacak. Şimdi şunu yapacağız. Bu 2'yi içeri dağıtalım şöyle. Şöyle sola doğru alayım. Buraya sığmayacak çünkü. 2 çarpı 140, 280. 2 çarpı eksi 7x eksi 14x eşittir 300 eksi 10x bölü 3. Şunun paydası 1. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Şimdi şöyle olur. 1 çarpı şöyle 300, 1 çarpı 300 300, 1 çarpı eksi 10x eksi 10x eşittir 3 ile 280'i çarpıyorum. Bu da ne yapar? 3 çarpı 200, 600 yapar. 3 çarpı 8, 240, 600, 840 yapar. Tekrar bakalım. 3 ile 80'i çarpıyorum. 240 yapar. 3 ile 200'ü çarpıyorum.
600 yapıyor, 840. Şimdi 3 ile 14'ü çarpacağız. 3 çarpı 14, 3 ile 10'u çarpınca 30, 4 ile 3, 12, 42 yapacak. Eksi 42, x tekrar bakalım, 30, 42 x. Şimdi eksi 42 x'i şöyle sola doğru alalım. Buradaki 300'ü ise sağa doğru yollayalım. Şöyle sağ taraftan devam edeceğim. Şimdi eksi 42 x'i sola alıyorum, artı 42 x. Burada eksi 10 x vardı. Eşitliğin diğer tarafı 840. 300 yolladık oraya. Eksi 300 oldu. Şimdi 42 x'ten 10 x çıkardık. 32 x eşittir 840'tan 300 çıkardık. Bu da 540 oluyor. Şimdi her iki tarafı 32'ye bölelim. X'in önünde 32 var. Şunlar gitti. Şimdi sadeleştirme yapacağız. Şöyle yaparız. Şimdi 540 2'ye bölelim. 2'ye bölüyorum. 16. 540'ı 2'ye bölüyorum. 270 yapar. Şimdi tekrar 2'ye bölünür bunlar. 16'yı 2'ye bölüyorum. 8. 270'i 2'ye bölüyorum. 135. Şimdi 2 yok artık 135'in içinde. Bir daha bölünemeyecek. Bu nedenle bizim x'imiz, biraz daha küçük için, bizim x'imiz eşittir 135 bölü 8 gelir. Demek ki cevabımız 135 bölü 8'miş.